Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ablam Miray oturtturdu. Oturmadı en son çare böyle bacaklarını kıstırarak. Günde 10 dakika bu olacak. Bir de şöyle saçını da topla. Artık büyüdük. Vitaminler Kışım ne yapıyor? Saat 5'te uyandı. Şu an biraz büyüdü. 8.30. Otur, otur, olmaz. Yasak, otur. Felçlere. Birazcık yürüttü, birazcık oturttu. Saça bak, saça. Buradan ise burada yakışıyor. Şey, oturmak istemiyor. Böyle oturtturduğundan kendisini kaldırmaya çalışıyor. Ablam da kıstırdı böyle. Oturuyor şimdi. Biliyor, bilensin bile sadece o bir 10 minut, 15 minut gülüyor. Mira. Ağzı açık. Şşt, Miroş. Miroş. Tokalı Miroş. Bir tane Evet. şuradan topladık mı çok güzel olur iki tane. Buradan toplasan küçük kıza benzer. Ben bunu artık daha şey ettim. Ha, bu Ne artık. bileyim, genç yok Şey ben. oldu bu. Şey kaldırsın Ergen ben. oldu bu, ergen. Ölürüm sana ya. Buraya al, senin olsun, al otur. Herkes uyuyor. Valla ben saat 5'te uyandım Miray'la. Öyle böyle çizgi filmdir, odur budur. Saat 8 ettik. Kız. Al kızım. Hadi sicim. Saça bak. Dur, bunu resim çekeyim. Biz hastaneye geldik. Teyzeleri. Şapkasına bakın. Şimdi yapacaklar. Önce bunu şöyle göstereyim. Bunun içine ilaç döküyorlar. Bunu sırta veriyorlar. Çok yaşa. Çok yaşa. Buna döküyorlar. Bunu sırta veriyorlar ve çalıştırıyorlar. 10 dakika boyunca çalışıyor. Pamukum benim. Pamukum benim. Aşkım benim. Hadi bakalım. Yapsınlar. Şimdi ablam da bizi bıraktı. Çarşıda aslanın işleriyle devam etti. O da yarın gidiyor bakalım. Miloş. Miloş. Biz şimdi masaj bekliyoruz. Bizden önde bir sıra vardı. Miloş. Miloş. Şu an içeride birileri var, çıksın biz gireceğiz değil mi Miroş'um? Ondan sonra da eve gideceğiz. Uslu kızım benim. Uslu kızım benim. Dombilikim benim. Biz hastaneden geldik. Daha doğrusu ben geldim. Çünkü benim işlerim daha erken bitti. Ondan sonra ablam da daha yeni girdi. Ben bugün arabayı almamıştım Mira'nın. Çünkü buradan ta oraya kadar git, sonra taksiye, arabayı topla, tek başıma bunları yapamıyordum. Ablamla olduğum zaman işte ablam topluyor, şey yapıyor. Ben de Mira'yı tutuyordum. Bugün ablamla beraber çıktık ama o beni hastanede bıraktı. Kendisi hani söylemiştim ya, aslanın işleriyle gitti. Ben bir saat falan oluyordu. Eve geldim. Çok sıcaktı. Miray yolda şeyde, arabada uyudu. Ben de eve geldim. Kafamı koydum. Hemen birazcık dinlendim. Şimdi ablam geldi. Burada bir şeyler almış. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu jelatin. Bununla bir maske falan yapıyormuş. Akşam yaparken sizlere de inşallah gösteririm. Bir şeylerden bir maske yapıyormuş. Yüz maskesi. Yaparken inşallah size de gösteririm. Daha sonra burada bir tane krema almış. Şöyle marshmallow almış çocuklara. Hatta bu şekil iki tane. Şimdi vereceğim, tamam mı, size bu çileklisinden. Bunu bekliyorlar şu an çocuklar. Sonra şey, buna ne diyorlar? Labne peyniri. Ondan sonra bu nedir? Tvorog. Mama, çok Şey. seviyorum. Tamam anneciğim, dur açacağım, vereceğim, tamam mı? Bir daha.
Hadi bir tane çene, bir tane çene, bir tane sofkaya al sofka. Bu şey taze lor peyniri. Annemin gönderdiği sararmış. Onu şimdi ekmekle böyle şey peynir ezmesi yaparız yeriz. Daha sonra şöyle bir tane tavuk göğüsü almış. Bu da benim en sevdiğim arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Nasıl desem? Kuzu oluyor ya böyle. Kuyruk yağ, kuyruk mu diyorlar? Ne, onu böyle sosluyorlar, şey yapıyorlar. Ben bunu çok seviyorum. Ablam da şöyle almış. Ekmekle şimdi birazcık yiyeceğim. Daha sonra bu nedir? Kaymak. Şöyle kornişon turşu almış. Bizim vazgeçilmezimiz sosisler. Buraya Yaren'le geldiğimizden beri neredeyse her gün bunlardan yiyoruz. Ondan sonra şey bu kesin Mira içindir. Bal kabağı. Bir tane meyve şeyi. Ondan sonra çocuklara şöyle barne almış. Bir jelatin daha çıktı. Bir de son olarak şöyle. Aa, mantar ne kadar güzel soslu suyun, sarımsak soslu suyun içinde bakın. Bir tane de böyle mantar. Evet, aldıkları da bunlar. Her şey o kadar pahalı olmuş ki arkadaşlar. Yani genelde burayı böyle şey fazla pahalı. Bazen bana işte yazıyorlar işte orada her şey ucuzdur şey. Gerçekten ben de öyle düşünüyordum ki Ekim'de geldiğimde öyleydi. Ama şu an alakası yok. Şu an fiyatlar uçmuş. Geçenlerde hatta bizim orada çileğin kilosu 25 işte 25 30 lira arası gidip geliyor. Burada TL'ye çevirdiğin zaman 80 TL şey çileğin kilosu, ahududunun kilosu. Tamam, ahududu bizde pahalı ama burada da aynı 80 liraya geliyor. Böyle fiyatlar almış başını gidiyor arkadaşlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sadece Türkiye'de yaşayanların değil. Her yerde yaşayanların Allah yardımcısı olsun. Hadi bakalım şimdi dışarıya çıkayım. Annemin gönderdiği. Dün ben size sadece tereyağını göstermiştim. Annem süt, daha sonra bir de ablam belki göstermiştir bilmiyorum ama. Bir de böyle sararmış lor peyniri göndermişti. Onun şimdi peynir eritmesi yapacağız. Çocuklarla kahvaltımızı yapacağız. Çünkü saat daha 12'ye daha yeni geliyor. Oluyordu gelelim. Hadi bakalım şimdi karnımızı doyuralım. Mira uyansın. Şu bal kabağını çok sevmişti. Ondan yedireyim. Ondan sonra da belki öğleden sonra ablamın yine bir işi varmış. Yine çıkacakmış. Belki artık beraber çıkarız. Tek başına gitmesin diye. Öyle. Hadi bakalım. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi şurada et, bir de tereyağı var. Bunları kullanabildiği kadar saklama poşet şeylerine koyacağım. Saklama kabına koyacağım. Diğerini difrize atacağım. Bu da şey nedir onun adı? Parça parça haline getireceğim. Yarısını kıyma makineden çekeceğiz. Diğerini de şey yapacağım. Dolaba. Böyle yemeklik kullanma şeyine getireceğim. Yani hemen alsın kullansın diye. Bunu da dediğim gibi şimdi şey saklama kabı çıkarıp şöyle bir küçük parça bırakırım dolapta. Diğerini difrize atarım bu şekilde. Çünkü dışarıda bozulur bu. Hadi bakalım ben bu işlemleri halledeyim. Ondan sonra ablam az önce şey almıştı ya. Taze lor peyniri. Onunla krem peynirini biraz karıştırıp Mira'ya onu yedireyim. Bir de çok az böyle kemik koydum. O da haşlansın. Onun da içine böyle şey yapacağım. Suyunda pirinci haşlayıp öyle yedireceğim. Geçen yapmıştım, onu sevmişti. Hadi bakalım ben bu işlemi hemen hızlıca bitireyim, doğrayayım, parçalayayım. Bugün böyle sulu köftelik şey yapacağız. Yarın ablam gidiyor ya. Yarın hem o gidecek hem de ben hastaneye gideceğim. Çocuklar evde olduğu için bugün de yemeğimizi falan halledeceğiz. Bugün çocuklara suşi sözümüz vardı. Onu şey yapacağız. Suşi bekliyorlar bizden. Öğleden sonra onun siparişini veririz, onu getirirler. Bugün onu yeriz. Yarına da bu sulu köfte çorba şey yaparız çocuklara. Hem ben hastaneden gelirim. Böyle yemek de hazır olmuş olur. Hadi bakalım buraları halledeyim. Saklama kaplarına koyayım. Ondan sonra gelirim. Parçalama işlemi bitti. Burada şöyle kemikli olan parça parça ayırdım. Yemekte falan kullanılır. Bu da kıyma çekilecek böyle. Fazla küçük doğramadım. Çünkü genelde ablam hep kıyma kullanıyor. O yüzden bunu şimdi şöyle tuz da getirdim. Tuzlayacağım. Böyle kenara ikisini koyacağım. Ağzını kapatacağım. Kullanılsın. Yağda böyle yanındaki parçayı aldım. Bu kadarcık yeter ablama.
Çünkü bunu daha fazla doldurursam acı olur sonra. O yüzden bunu şimdilik kullansın. Bunu da difüze atacağım. Öyle bittikçe oradan çıkarır alır. Ama annemin ellerine sağlık. O kadar güzel tereyağı ki arkadaşlar. Size şu an rengi buradan şöyle yapınca beyaz çıkıyor. Ama sapsarı o kadar güzel ki. Giderken belki ben de bir 2 kilo. Gerçi annem söylemişti veririm ama şey yaparım. 2 kilo eğer götürebilirsem böyle buz dondurucuyla dondurup o şekil ben de alırım annemden. Böyle zaten biliyorsunuz aslında lazım da değil ya. Ben 5 kilo almıştım ama yine de annem biliyorum rahat durmaz. O böyle yapıyor. Bütün kızlarına veriyor. Ben her ne kadar yok desem de o biliyorum ki verecek. O yüzden şöyle 2 kilo falan götürürüm. Düğüne kızlarla bazlama partisi yaparız. Bu arada dün kızlarla konuştum. O kadar çok özlemişim ki 40 dakika neredeyse konuştuk görüntülü. Çocuklar şey yapıyor oradan özledi gelin gelin diye. Bayağı bir özleştik yani konuştuk şey yaptık. Dediğim gibi bunu da götürürüm. Beraber bazlama keyfi yaparız. Hadi bakalım şimdi ablamla çıkmamız gerekiyor. Şuraya hemen toplayayım. Dedim ya bir kağıt işi bir şey daha var. Onları halledelim. Daha sonra geliriz inşallah. Yemeğimizi hemen hallederiz. Şimdi şunu bir böyle tuz şey yapacağım. Şey olmasın diye. Böyle kenarına bunu koyayım da böyle bir kenarında şey kemikli olsun. Bir kenarında da bu şekil şey olsun. Zaten gelince bunları makineden çekeceğiz. Yarısını çekeriz. Yarısını belki öylesine ablam bir şeyleri yemeklerde ufak ufak kuşbaşı doğrar kullanır. Haydi bakalım. Ablam diyor ki en sevmediğim iş böyle et parçalama ne bileyim böyle. Ben de çok severim. Biliyorsunuz zaten difrizi dolduruyordum ya. Çok hoşuma gidiyor böyle bir şeyler yapmak, doldurmak. O yüzden hemencik bu işlem böyle tuzluyoruz. Bunun ağzını şimdi kapatacağım ve dolaba koyacağım. Salih! Bir tarafında böyle kemiklidir, bir tarafında şeydir. Ona göre. Anlarsın zaten. Bunun ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Bak, şurada kemikli. Şurada da normal ama bunu birazını alır şey makineden çeker. Fazla küçük yapmadım. Tamam mı? Haydi. Yağını da böyle yaptım. Tamam. Haydi. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Herkese selam. Gidiyoruz. Dışarısı çok sıcak. Dedim ablamı tek bırakmayayım ben de. Yoldaş olayım ona. Evet. Evet. Yoksa tek yanıyor benim bacım dışarıda. Hadi şimdi gidiyoruz biz. Mira, keyfin yerinde mi Mira? Miroş, keyfin yerinde mi? Hı? Şimdi bir sonuçlar var, onları alacağız. Bekliyoruz. Ablamın da şarjı bitiyordu. Telefon oraya taktı. Benim de çok az kaldı. Sabah geldiğim hastane vardı ya, oraya geldik. Oradan alacakmış kağıtları. Oy. Biz hastanedeki işlerimizi kısmen hallettik. 2 saat sonra tekrar bir kağıdın peşine gitmemiz gerekiyordu. Biz de eve gitmeyelim. Hastanenin yakınlarında böyle bir züccaciye açılmış. Orayı bir gezelim dedik. En sevdiği yeri. En sevdiği yeri. Böyle bir züccaciye gezelim dedik. Allah şunlara bakar mısınız? Çok çok güzel ama ağır. Şimdi sizlerle bir güzel... Ay şu emayilerin ben de hastasıyım arkadaşlar. Özellikle şöyle... Küçük. Aa, sen bana bundan almıştın ya sen yeşilini. Mamam da evde evet. Almıştı. Bunlar ha, şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakar mısınız? Yok burada bir şey var.
Şunlar çaydanlıklar. Şurada. Ay avokado daha güzel. Şurada bir tane şey gördüm, ona bakacağım. Ha sen şunlara bak. Şunlar da çok güzelmiş bakın. Böyle salata. Salata falan koymak için. Bunlar daha büyükleri. Şu da annemin bana aldığı küçük. Şunlardan mesela olur bir iki tane almak değil mi? Bir de şunlar hoşuma gitti. Alüminyum arkadaşlar böyle. Çorba falan şey yapmak için. Değil mi? Miroş için şöyle. Biraz bu küçüğü, bu bir tık daha büyük, bu daha büyük, bu biraz daha değişik. Şöyle süzgeçleri var. Şöyle gezelim sizlerle beraber. Sanırım burası yeni açılmış. Ha, şurada çok güzel yumurta falan haşlamak için. Krep tavaları. Güzel ağır. Hadi bakalım gezelim birazcık. Şurada. Burası porselen. Porselenlerin güzelliğini. Burası full porselen. Aa şurası. Şunlara bak. Şöyle. Kaktüsün şu serisi de güzelmiş bakın. Değil mi? Böyle değişik değişik bir şeyler var. Gene ne bakıyorsun acaba? Bir şey gözümü tutsa. Çok güzel şeyler var. Sen de baksana. Çok güzel. Şunlar güzelmiş. Şunlar beyaz. Şurada şey daha değişik renklerle gördüm. Ay sen şunun güzelliğine bak. Kelebekli. Şeyi beğendim ben orada. Ne beğendim? Hah, açayım şunu gösteririm sana. Hep Türkiye bak. Türk malıymış arkadaşlar. Burası bütün hep. Burası emanet Rusya'dan gelen abi. Bırak. Türkiye yazıyor, Türk malı abla, yazıyor. Baksana abla, bile alsam bile. Ne, dur abla bakayım. Ay şunların ne kadar tatlıymış. Bakar mısınız desenlerine falan. Şey Özbekistan değil mi? Bizim modası çıktı bir abla. Yok Özbekistanlıların şeyi değil mi? Onlar Özbekistan çok severler. Özbekistan uzunluğu da ama modası çıktı bizde. Özbekistan'a ait. Aranızdan Özbekistan'dan izleyenler varsa onların var, şeyleri var, var mı? Var. Şöyle de. Onların desenler. Ben eskiden çok seviyordum. Hatta hala bende var. Annem bana çeyizimi almıştı bunlardan. Hoşuma gidiyor. Neyse Ali. Yo rengi daha da güzel. He? Niye? He? Çok güzel. Güzel. Suriye'de görmüştüm ben bunları. Suriye'de ben aldım. Güzel. Abagil'de bu renkte yok muydu? Vardı sanki. Kırdılar. Kırdılar. Ha. Niye alsam keşke bunları. Şu da mesela altın renginde arkadaşlar. Bu da şey dümdüz. Ama işte şunun taşı güzel. Güzel evet taşı aslında güzel. Şurada daha da güzel. Şu kupadan sen de görmüştüm. Kesin buradan evet aldın. Evet. Başka ne bakalım. Burada böyle saklama kapları falan. Bardaklar. Aa Selin şunlardan bende var. Bir sürü var. Rengarenk var. Ben buna peynir, zeytin, meyitin koyup dolaba koyuyorum. Çok güzel. Bir sürü var. 1200 TL ne kadar? Sen hediyemin aslında. 10 TL'den almıştım. 50 liradan. 10 TL'den almıştım bunları. 50 liradan bak. 10 liradan aldım. Rengarenk aldım hatta arkadaşlar. Bizde de 50. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Vazo. Bunlara bak. İsmini almış. Türk kahvesi içmeye. Ama sizin burada Türk kahveye su yok ki sende. Yoktur he. Bunda hiç burada yok. Da hatta mobilya bile varmış arkadaşlar. Aa bakar mısınız? He. Şey mobilyalar da varmış. Sadece şunun güzelliğine baksana.
Benim işte evdeki masalar hep ebledir Selmi. Mermer de senli. 420 tenge. Ya şimdi bu tarafa gelelim. Şu emayi de iki tane bir şey gördüm. Ablam diyor ki dedim ki ya dedim sen dedim niye bana evdeyken söylemiyorsun böyle bir yere gireceğimiz diyor ki ne oldu ki dedim paramı almadım. Çünkü böyle bir yere girip de bir şey almamak mümkün değil arkadaşlar. Ama işte biraz götürme sıkıntım var. O da annemle beraber gidersek inşallah götürebiliriz. Burada böyle plastik saklama kapları var. Piknik seti var. Türkiye'de var bunlar da. Artık oradan olanlar burada da yavaş yavaş her şey çıktı. Eskiden bu kadar yaygın değildi ama şu an çıktı. Aynen o tepsiler. Burası komple plastik. Buralar ilgi alanıma girmiyor. Ama yine de sizler için çekeyim böyle. Züccaciyeyi seviyorsunuz çünkü. Mesela şunlar. Şöyle saklama kapları. Biliyorsunuz ben bir saklama kabı hastası olduğum için her yerde bir şey görüyorum. Burası da havlu, minder, oturma şeyleri. Şöyle ne diyorlar? Peştemaller. Bir şeyler var işte. Hah. Ben nerede sıfır alsam mı acaba bunu? Ama ben böyle kendi beziyle değil de ha, büyük. Burası mı neydi? Hah. Şöylesiyle yapıyorum ben ya kendim. Bu ucuz da bunu işlemiyorum. Bu biraz büyük. Yok bunu çıkarıyorum. Bez ayrı bez alıyorum. Çık takıyorum. İşte ayrı bezi yok. Aynen. Çünkü öyle seviyorum ben. Böyle kendi beziyle sevmiyorum. Görmedim ben gezdim buraları. Diyor ki buraları gezmedin ki. Gezdim ben buraları. Şurada. Selim bak ne kadar güzel bardaklar var. Gezdim ya az önce. Burayı geçtik biz. Ama ablam görmediği için. Bu da ekmeklik galiba. Geçen sene daha farklı bir yer. Burası açık değildi ben geçen sene geldiğimde. Bir yere daha gideriz sizlerle beraber inşallah. Şu gerçekten güzelmiş. Şu biraz küçük de. Şöyle bu küçük. Ama bu güzel. Annemlerin geçen yani Ekim'de geldiğim zaman vardı. Sonra kırılmış. Başka ne göstersem size. Buralardan zaten hiçbir şey almam. Çünkü bunlardan Türkiye'de var. Ben sadece böyle alsam emayi alırım. O da sevdiğim için. Bunlar şey keramik, porselen değil. Porselen şurası. Bunlar emayi, şey nedir onun emayi değil de keramika. Bunlar çabuk kırılıyor. Şunlara bayıldım. Şunlar da bakar mısınız çok güzel kalın derin kalıpları. Tencereler boy boy her şey var artık. Mesela şu çok güzel kalın döküm gibi. Eskiden hep gelip Türkiye'den götürüyordu annemler falan. Ama artık burada da her şey var. Yani şunun güzelliğini arkadaşlar. Ama bir ağır anlatamam size. Şunu göstermiştim. Şu hoşuma gitti. Bir de şunlar hoşuma gitti. Şundan iki tane alırım ben. Bir tane çilekli. Ha bakın bunun içi düz. Hiçbir şey yok. Bir de iki desenli galiba. Bir de şöyle. Çilekli var. Ve ondan yok aynıymış bu da arkadaşlar şöyle.
O da aynı mı? Aynı. Ondan sonra şöyle annem bana getirmişti bu boydan, bu boydan. Bu boydan var. Beyaz getirmişti annem. Şu da güzel. Salataya falan. Bir de şunu alırım. Daha küçük. Bundan var zaten. Ablamla annem almıştı ya bana. Bir tane şundan alırım. Küçük. Başka da bu kadar galiba. Şunun başka deseni yok sanırım. Hep çilekli. Bu şekilde iki tane çilekli alırım. Biraz da yapay şeyleri göstereyim size. Ha, çaydanlıklar burada da var bakın. Annem böyle seviyor, nane demlettiriyor, hep Nergiz'e içiyor. Başka. Burası da bu şekil mobilya. Mesela şunu ne kadar güzel yapmışlar bakın. Şöyle hazırlamışlar. Burada bizimki. Burası komple mobilya olan. Bu taraf hep mobilya. Bu tarafta bulaşık falan. Yani züccaciye. Nerede bizimki? Şuna bakar mısınız? Tam bir çorbalık. Selih? Neredesin? Neredesin? Ha şey. Benimki şeydi. Abi derin de durmuyor. Abi ne güzel udobnu bak hani. Şeyler kepçe falan koyuyoruz ya. Abi iyi bak. Aynen bunlar öyle kullanışlı oluyor ki sen. Abuna baksana sen ne güzel pikniğe giderken al. He. Bende var iki tane. Pikniğe giderken al bak bardağı, çatalı, tabağı, kasesi sen. Aha. Aa şu şey Selih. Pıs pıs var ya. Böyle şey yapıyorsun ya arkadaşlar böyle tava yapsın. Hiç görmedim ki Selma. Instagram'da görüyordum da ben. He, 680 başka yerlerde 900'ün altı. Bak şöyle yapıyorsun. Görmüş. Tavaya sıkıyorsun. Güzel aslında da. Güzel. Aa bak. Ya bak blini blini edeceksin açayım bir şey çıkar. Bir şey sürüp. Ne güzel. Aynen. Pıs pıs. Aynen. Fazla da ağır değilmiş ha. Ağır da ağır değil. Bağlı da değil bu. Yok ben kendi adıma konuşuyordum da. Vallahi çok güzel. Ama güzel. Alalım mı iki tane? Gel ben sana alayım kız bundan bir tane. Yok. Onu onu çıkıp buldum. Bak sevimler de bağlı. Şöyle bundan iki tane alalım. Neyse alacağım şeyleri inşallah evde gider size çekerim. O bende var Selma. Kofi sonra içine şey kakao döküyorsun. Güler yüz oluyor. Şey oluyor. O bizde de var. Şurada iki tane MI salatalık alıp geleyim. Evet onlar set oluyorlar hele. Bak bunlar kesin Türkiye'den gelmiş çünkü aynı tıpatı. Her tıp şey patır. Türkiye'den geliyor. Yani her şeyi demeyeyim de çok bir şey burada Türkiye'den geliyor. Demek ki tırlarla mırlarla geliyor. Aha şunlardan da var bak. İşte odur o. Şurası da komple şey sepet mepet. Şu sepetleri çok seviyorum Selma. Şu bak örgü sepetleri. Ben de seviyorum. Çok şey. Seviyorum. Oldun şunlar sabunluk. Sana bir şeyin yanına kadar. Ne? Sabunluk mu? Al lazım sen. Selma o şişeyi kaldır ya dökmüştü. Nergis. Şöyle komple sepetler. Şurası da kovalar, leğenler arka taraf. Şöyle. Burası saksılar. Kovalar, leğenler. Şu saksılar da güzelmiş. Ha, şunlardan da var ya bizde. Böyle rengarenk. İnşallah eve döndüğümde bakacağım işte balkonu geniş bir ev bulursam böyle komple balkonunu saksılar yapacağım, bir şeyler dikeceğim. Şunlar da kocaman bitkiler için arkadaşlar. Çok güzel. Gideyim emayemi alayım. Ablam diyecek ki yeter, yeter, yeter. Şimdi siz de demeyin yeter Feride, yeter. Yani bizim orada Türkiye'de var emayiler ama yani bunun gibi değil yani. Böyle kulplu şeyli güzel değil. Ben orada A101'e geldiği zaman bakıyorum. Öyle değiller. Selin, diyorum şimdi o beyaz taşlılar çıktı. Bunlar modadan çıktılar değil mi? Hı hı.
Hani beyaz taşlı tuşlu var ya, onlar çıkınca bunlar artık modadan düştü. Hani burada şey kıyafetin modasına düşmüyorlar arkadaşlar. Bulaşıkların kapkacağın şeyine düşüyorlar. Evet, şimdi şuradan. Burada değildi. Şunu da çok beğendim. Şunu. Şunu ama bunlardan dediğim gibi bir sürü bizde var. Evde. Abla mira alıp su taşır. Aşı birazdan ayaklanır ki ve denen su getiriyor. Bir şeyler taşır bize yani. Sen niye dalga mı geçtin kızımla şimdi ya? Ne? Ya, diyor ki tam diyor. Şeyini. Tam diyor ki mira için diyor. Elinde alır diyor, su taşır böyle. Dalga mı geçtin sen benim kızımla? Dalga mı geçti arkadaşlar bu kızı ya? Ha? Teyzesi sen dalga geç geç. Bak benim kızım nasıl kız olacak. Ha işte eblelerini ben seviyorum. Seni mi kullanma? Diğerlerini sevmiyorum. Sen dalga geç geç benim kızımla. Teyzesi. Ay Selma şunlara bayıldın Selin. Ver abi şeye de değil mi? Selin. Tuvalet. Tuvalet. Selin smantri. Bunlar abi seriye bayıldım. Tam, tam böyle salata malata koyun. Çocuğuma bak kız. Her şey güzel arkadaşlar. Güzel, güzel, çok güzel. Ama bizde de var güzeller. Şimdi Allah var. Mesela şu kabak serisine bayıldım. Böyle alacaksın, takım yapacaksın. Burada mesela bu şekil ne kadarmış? 1560 tenge. Ne kadar? Selma 1500 tenge ne kadar yapıyor lira? Yani 60 lira. Ha 60 TL şu tabağın bir tanesi. Ya bizde biraz bir tık daha uygundur. Yani özellikle bir de keramika. Mesela bu 70 liraya geliyor. Keramika. Bir keramika için bu biraz pahalı arkadaşlar. Yani kaçtı? 1000 lira. 1000 tenge. Ha 1000 bizim 1000 tenge 40 lira yapıyormuş. Mesela bu 1850. Bu neredeyse arkadaşlar 80 lira civarı. Yani 80 değil de 75 lira tutuyor. Ben mesela şey neydi onun adı? Porselen aldım. Geçen Bursa'dan sipariş vermiştim ya. 60 lira en fazla pahalı, en pahalısı 60 liraydı. Bunlar pahalı biraz. Şöyle mesela kaseler de var. Dediğim gibi birazcık tuzlu. Ama güzel yani alıp bir kere kullanabilirsin ama dediğim gibi keramika çabuk kırılıyor arkadaşlar. Bir darbe alıyor hemen bir şeyler oluyor. Evet şuradan alacaklarımı alayım. Şöyle iki tane koydum buraya. Şu ikisini alacağım. Şundan da alsam mı diye düşünüyorum da ama diğeri daha güzel değil mi? Buna göre. Evet. Bunların fiyatı da şöyle 1600 yani 50 TL arkadaşlar. Şöyle bir tanesi 50 TL. Yani iki tanesi bence gayet güzel. 100 TL iki tanesi. Bir de şu mesela 1000 tengen 40'sa 120 TL. Heh, şu biraz pahalı. Birazcık tuzlu ama güzel. Bunda ben mesela ne yaparım? Mira için yoğurt mayalarım. Böyle. Güzel. Şunları alayım. Başka da şunu da ablama göstereyim. Bu da 1800. Bu da mesela 80 liraya geliyor. Şöyle. 80 TL'ye geliyor. Mesela bunu alacağına sanki şu daha güzel değil mi? Bir tık büyük. Daha iyi gibi. Böyle hani ben bazen pilav yapıyorum ya alüminyum tencereler arkadaşlar. Şurada bakın boy boy. Her boyda var. Şu da şey. Böyle pilav milav. Eskiden hep böyle emayi kullanılıyordu ama tabii ki şimdi zevk meselesi. Şunlar, şu boydan bende var. Bu boydan bana annem getirmişti sağ olsun. Hatta iki tane var. Biri beyaz, biri yeşil. Şu boy güzel hoşuma gitti. O yüzden ondan şöyle alalım bakalım. Haydi. Neyse şimdi bir şey daha görürsem çekerim. Aldığım şey olursa da evde size artık gösteririm.
Şöyle Neva. Evet, Türkiye'de de var bu. Demek ki oradan gerçekten geliyormuş. Neva çatal bıçak set. Şurada kepçe şeyi var. Şurada güzel bak. Böyle yumurta falan yapmak için arkadaşlar. Sally neredesin? Sally. Neredesin? Ha? Ha, orada mısın? Tamam. Şunları alayım. Bir şey olursa sizlere yine çekerim. Züccaciye turundan sonra bayağı bir midemiz kazındı. Çocuklardan kaçamak yaptık. Ama sen dedin hadi gel bir şişi yiyelim demedin mi bana? Dedim dedim. Şöyle geldik bir güzel bir kuzu şişi yiyelim. Daha sonra eve gidelim. Çocuklara da artık evde suşi söyleriz. Burayı görseydin, buraya biz gelmiştik. Çok güzel. Aynen, burası çok güzeldi. Ya normalde şurada oturacaktık ama şurada şurayı seçmiştik ama yanındaki çok kalabalıktı, böyle erkekler falan oturuyordu. O yüzden şey yapmadık. Nedir onun adı? Orayı seçmedik. Buraya geldik. Burası sakin, sessiz böyle. Çok da güzel. Bakın. Böyle akşamları rengarenk ışıklar yanıyormuş. Hani daha çok böyle ne bileyim genç şeyi gibi. Mesela gündüzleri güzel böyle oturup yemek yersin ama akşamları böyle müziktir, odur budur şey oluyormuş. Ama güzel. Bu tarz şeyler burada çok var arkadaşlar. Şöyle. Şurada mesela resim çekimi alanı var. Genelde buraya gelen herkes resim çekiniyor. Burası mesela kışın oturuyorlar. İçerisi kışın oturma alanı. Burası ise yazın oturma alanı. Şurada resim çekiniyorlar. Böyle rahat. Rahat yani. Zaten Kazakça ve Türkçe birazcık birbirine yani şey oluyor. Böyle köşkler yapılmış. Orada da işte insanlar oturuyorlar. Dediğim gibi akşam daha da şey oluyormuş. Müziktir, eğlencedir, işte o tarz şeyler daha da şey oluyor. Ama bize şimdi onlar lazım değil. Sadece karnımızı doyuracağız. Ablam işte burayı gel sana göstermek istiyorum. Burası, buralar çok güzel dedi. Biz geçen sene ablamlarla şu yan kafeye gelmiştik. Burada kafeler çok yaygındır. Yani bu tarz böyle ailenle oturma yerleri çok yaygındır. Güzel ağaçların içinde. Çocuklardan kaçamak. Timur iki defa aradı. Hala bana alacak mısın? Ha, bu arada bir de sürekli soruyorsunuz işte. Sen ablam diyorsun. Ama çocuklar sana hala diyorlar. Neden işte teyze değil mi? Baranina olsun. Lüleyi sevmiyorum. Biz de hala şey teyzeye hala diyoruz. Halaya da bibi diyoruz. Yani biz öyle diyoruz. Bilmiyorum. O yüzden yani bilmeyenler için bana yeğenlerim hala dedikleri zaman yani teyze diyorlar. Böyle. Neyse. Şimdi gidelim. Karnımızı doyuralım. Daha sonra tekrar buradan taksiyle hastaneye uğrayacağız. Bir kağıt sonuçlarımız çıkmamış. Yani Aslan'ın sonuçları 2 saat sonra çıkacak dediler. O kağıdımızı alırız. Oradan da eve geçeriz. Ha? Sağlık çayımız var ya, çay olsun. Çay. Ha. Eve de gideriz. Ortalığı toplarız. Yemek falan yaparız yarın için. Ondan sonra ablam yarın sabah inşallah Allah nasip ederse Aslan'ımla gidecek. Aslan'ın yatışı gerçekleşecek ve eve gelecek. 10 gün falan yatacak. Böyle 2-3 günde bir ziyaretine gidecek ama bakalım şey olursa, çocuklarla eğer gidebilirsem ben de bazen ablamla yanında giderim. Nedir o teyze? Olur. Kırgetka? Kırgetka yer misin? Aha. He? Ama alma ya. Yemeğimiz daha gelmeden çayımız geldi. Ay. Şöyle naneli maneli bir çay içeyim de sakinleşelim. Sakiniz de gerçi. Ah. İçine bakar mısınız arkadaşlar? Bu şeydi. Portakal, nane. Taşkentli çay. Taşkent çayı. Ama buram Özbek çayı. Şu an var ya buram. Koku geliyor. Portakal var, limon var, nane var, çay var, güller var, çeşit bir şeyler işte. Şu an size kokusunu bir gönderebilsem. Diyeceksiniz ki Feride yeter artık çay çaydır. Ama kokusu çok güzel.
Neyse burada müzik var. Daha fazla konuşmayayım. Telif hakkı yemeyeyim. Şu çay da surat oldu değil mi? Yemeğimiz gelsin. Çocuklara da turşu söyledik. Biz eve gidene kadar o da hazır olur. Eve gelir. Sonunda kuzu şişlerimiz geldi. Şöyle yanında da en sevdiğim soğan. Burada bir sosumuz var. Bir de şöyle bir salatamız var. Ne diyorlar Selma buna? Cazır. Cazır. Bir de böyle minik minik ekmeğimiz geldi. Şimdi bir bacımla karnımızı doyuralım. Hadi bakalım. Bir yandan sakinleşti. Ben bunun adını sakinleştirici çay koydum. İki tane içtim. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Güzelce bunu yiyorum. Bu da en sevdiğimdir arkadaşlar. Oy oy oy. Bilemezsiniz siz benim. Mira da hala uyumadı. Neyse. Zaten buradan çıkıp hemen eve gideceğiz. Tavası dene. Ha? Neyse sen büyüksün abi. Yok kız abi ben pek de işim yok. Yok ben çok. Şu da en sevdiğim. Buna ne diyorlar ya? Ne diyorlar o balığa ya? Şimdi siz adını kesin şey yaptınız da. Somon balığı. Somon balığı. Somon balığı. Bizde de pahalı. Somon balığını böyle şey yapıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki yeme. Vallahi billahi yağlar hep bana düştü. Bana ne? Almayaydı. Sen i̇şte yağ ye zaten canın yoktur bacım ye. Canım ye, yoktur. Ye ölem ye ye. 4 kilo almışım. Ye ölem ye zaten Feride burada kiloludur. Sen kilosuzsun ye. Vallahi ay bir ama. Derdine düştü. Şimdi zayıflamam lazım. Bunu yapmam sporlar yapıyor, koşuyor, bisiklet biniyor. Oo, siz kamera arkasını bir görseniz neler yaşanıyor arkadaşlar. Öyle 40 dakikalık videoda pek bir şey görmüyorsunuz. Kamera arkası var bunun. Koşular, çaylar. Neyse hadi bakalım. Karnımı doyurayım da. Yaren 40 kere aradı. Onun yanına bir gidelim arkadaşlar. Biz eve girdik ve suşiyi getirdiler. Çocuklar resmen sırayla dizildiler. Şamil de arkamda bekliyor aslanla. Evet şöyle iki tane pizzamız var. Hadi çocuklar başlayın. Ve çeşit çeşit. Bu da Selimeciğimin en sevdiğiymiş arkadaşlar. Şimdi bir deneyeceğim de bakacağım. Böyle bayılarak söyledi. Bayılarak söyledi. Benim de en sevdiğim şu. Ben de şunu seviyorum. Anne. Hadi bakalım şimdi. Afiyet olsun çocuklarım. Hadi Timo. Aşağı mil geçin. Şimdi burada da biraz otlanalım Selmi. Hadi burada da birazcık canımıza bakalım ve 3 gün yemek yemeyelim. Aslan gel canım. Aslan değil ay başa geç canım geç. Hadi bakalım. Çocuklar şimdi bana bir bakın da el sallayın böyle hepiniz. Bay bay yapın. Hadi bakalım hadi hadi. Sushi'mizi de yedikten sonra dedim hadi kalk bunları da göster yani aldıklarımı da göstereyim. Daha sonra kalkıp ablamla biraz işlerimiz var onları halledeceğiz. Yarın erkenden gidecek çünkü. Şu emayesi dökülmüş değil arkadaşlar. Normalde hani hep ya hediye geliyor ya da alıyorum. Emayesi dökülüyor bir şey yapışmış. İşika. Tak kızıma tuslamayı zapattım gece lambası neto. Koy oraya kızım ben onu takacağım şimdi tamam mı? Tamam. Orada ablam söylemişti zaten. Ha kızım? Kosmetika değil kızım o şoteçka. Это şoteçka kızım. Kosmetika yok kızım. Kosmetikada ne biliyor musunuz? Makyaj seti. Hele ağza bak ağza. ablam demişti ben mesela Ekim'de geldiğimde annemlerde bu çaydanlıktan vardı kırılmış. Ablam da dedi ki annemlerde vardı annem çok beğeniyordu dedi. Alacaktı ben dedim ki abla dedim boş ver dedim yani sen sürekli sen zaten alıyorsun bir kez dedim ben alayım dedim. O da orada ufak tefek bir şeyler aldı Nergiz ama bu çaydanlığı ben aldım. Yani diyorum ya mesela ablam alacaktı dedim boş ver dedim bu sefer de ben alayım. Şöyle şeyinde evet kızım yani bunu annemlere yani Nergiz'e hediye olarak. Daha sonra şöyle ablam kendisine bir tane Villa'da paspas aldı şöyle. Al kızım o tamam ya ne şey kızım polleri silerim ama he kızım. Onu kendisine aldı ve burada şöyle. Ha kızım böyle yap açılır. Kızım böyle yap açılır kapı. Hadi aşkım hadi. Ay basma Türk hakkı hayatı güçlü müsün yok mu hadi bakalım. Aç bakayım. Hadi bakayım. Hayır böyle yapman lazım. Hayır öyle değil. Açtı.
Neyse şöyle kahveye hani gülen yüz mü diyorlar ne diyor, bir tane kendisine bir tane Nergize ablam aldı bunu. Açmadın mı? Ama açtın, orada kapı açıldı. Dur ben açayım, geleceğim. Sen iki dakika bekle beni, ben geleceğim. Daha sonra şöyle şey fırça, bu da yine biri ablama biri Nergize, yani kendisine aldı. Biri kendine, biri işte Nergize, biri de kendisine. Ondan sonra şöyle bir tane sabunluk aldı ablam kendisine. Bu mani. Daha sonra ne almış? Bu mani. Şöyle lif almış, yok bu şey. Vileda'nın şeyi. Paspas şeyi. Değiştirme. Bu da iki tane lif almış eve. Bir tane şöyle klozet temizleme fırçası almış. Bunu ablam aldı. Evet kızım. Daha sonra burada da benim aldıklarım. Zaten orada size az çok göstermiştim ama yine de göstereyim burada. Şunu yıkamam lazım. Ay. Şöyle MI. Ay şimdi bir de döktüreceğim. Bana aldıklarının küçük boyunu aldım bu sefer. Böyle yoğurt mayalarım bir hoşuma diye. Beyaz. Yeşilim var, mavim var. Bir tane de beyaz olsun böyle. Bunu aldım. Ondan sonra şunlardan bir tane ablama, bir tane kendime aldım. Böyle tavalara krep falan yaparken böyle yağ fışkırtmak için. Fazla pahalı bir şey değildi. Zaten orada ne kadardı bilmiyorum ama fazla şey değildi. Bir de iki tane şunlardan aldım arkadaşlar. Şöyle ikisi de aynı desem. Farklı olsaydı farklı alırdım ama maalesef yoktu. Ben de iki tane böyle mavi çilekli aldım. Toplamda bunlara ne kadar para ödemiş oldum şimdi hemen söyleyeyim. Kızım. Toplamda çaydanlık dışında, çaydanlığı sonradan aldım çünkü. Çaydanlık dışında 7440 ödemişim, yani 7500 lira diyelim. Ne kadar oluyor? 1000 tengen 40 liraysa kaç oluyor arkadaşlar? Hesaplayın. Şimdi hesaplayalım. Kaç oluyor ya? Her neyse kafam karıştı. Bayağı da oluyormuş. Yani şurası bu şunlar şu hariç, yani bunu da eklesek 4000, de bunu eklesek 7500 ve 4000 neredeyse 11500. Yine bir altına falan yazarım, toplayayım da şu an beynim çalışmıyor. Bunları aldık. Ondan sonra evimize geldik arkadaşlar. Şimdi gideyim ben dışarıdan. Yemeğimizi falan yarın için yapacağız. Bugün artık bitti. Yemek memek yok. Ablama da söyledim. Artık dedim yok yemek. Diyor ki zaten sen diyor bana desen diyor kızarım diyor. Bugün hiçbir şey yemiyoruz. Hatta bitki çayı falan içeriz dedi. Bu kadar. Bunu şimdi kutusuna koyacağım. Nergizciğime giderken götürürüm. Ablamın hediyelerini aldıklarını da götürürüm Nergiz'e. Hatta şöyle bilmiyorum artık hangisini verecek de. Şöyle bunlar zaten aynı. Bunu içine koyalım. Fırçayı da ablam artık hangisini verirse. Şöyle bir tanesi iri. Bir tanesi. O kızım niye? Eta mamina. Eta mamina. Kızım eta mamina. Tamam. Eta tivoy. Şöyle şey. Hangisini ablam verirse onu Nergiz'e götürürüm. Bu zaten bir tanesi ablamın. Bunlar da benim. İnşallah Türkiye'ye döndüğümde Allah nasip ederse başka bir eve geçerken bunlar da yeni evimizin ilk alışverişleri olsun. Çünkü yani geldiğimizden beri kendime elbise falan almıştım. Ama böyle eve kalıcı olarak bir şey almamıştım. Bunlar da yeni evimin ilk alışverişi olsun arkadaşlar. Öyle adlandıralım bunu. Bunları gittiğimizde Allah nasip ederse ağız tadıyla kullanmak nasip olur inşallah. Haydi bakalım. Ha kızım. Tamam. Şimdi Mira'nın altını falan temizleyeyim. Yolda gelirken uyudu. Şimdi uyandı. Altını falan temizleyeyim. Onu bebek arabasının böyle oturma pozisyonuna getireyim. Onu oturtturayım. Birazcık ablam bugün kaba kalmıştı ya. Şey hastaneye gitmeden önce şey yedi. Kaymakla lor böyle karıştırdım. Onu çok şükür güzel yedi. Şimdi de şey yapayım. Akşam yemeğinden önce. Çünkü tamam al kızım, al senin olsun. Etim haşlanmıştı. Böyle içine pirinç attım. Bayağı bir kalın bir çorba gibi olmuş. Ama şimdi onu vermeyeceğim. Önce kabağı vereceğim. Bal kabağını, onu yesin. Bir iki saat sonra da artık böyle yatmaya yakında şeyini veririm ki olsun. Gece zaten süt veriyorum. Hadi bakalım arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.